16 Haziran'da Cenevre'de Biden-Putin ilk defa yüz yüze gelmişti. O görüşmeye ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı. Putin'in Biden'ı Afganistan sonrası için uyardığı ortaya çıktı. Açıklama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov tarafından yapıldı. Ryabkov bir dergiye röportaj verdi. Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekildikten sonra Orta Asya'daki eski Sovyet ülkelerini askeri birlik konuşlandırması yönünde sert şekilde uyardıklarını söyledi. Ryabkov, konunun sadece bölge açısından değil, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri açısından da önem taşıdığını vurguladı. Ve Küba. Küba'da hükümet karşıtı protestolara katılan onlarca kişi gözaltına alındı. Polis sokaklarda devriye geziyor. Küba Devlet Başkanı ise eylemlerden ve ekonomik krizden Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Halkı protestocularla mücadeleye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya ise eylemcilere destek verdi. Komünizmle yönetilen Küba hafta sonu tarihinin en büyük protesto hareketlerinden birine sahne oldu. Artan gıda fiyatları ve devletin salgınla mücadele politikasına duyulan tepki sokağa taştı. Özgürlük sloganları atıldı. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde olaylar da çıktı. Bazı göstericiler polis araçlarına taşla saldırdı. Dükkanlar yağmalandı. Küba hükümetine göre yaşananların arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Küba Dışişleri Bakanlığı muhalif grupların Amerika'dan destek aldığını iddia etti. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ülkedeki ekonomik darboğaza Amerika'nın uyguladığı abluka ve yaptırımların yol açtığını söyledi. Küba halkını devrime sahip çıkmaya çağırdı. Ülke içinde veya dışında Küba'ya yönelik yaptırımların kaldırılması yerine rejim değişikliğini savunanlar ikiyüzlüdür. Yaşanan gıda krizi ve ilaç sıkıntısının arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden protestoculara destek verdi. 10 yıllardır süren baskı ve ekonomik ızdıraba karşı özgürlük çağrısı yapan Küba halkının yanındayız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaşananlardan Amerika'yı sorumlu tutmak büyük hata olur diye konuştu. Miami'de Kübalı protestoculara destek eylemi yapıldı. Komünizme hayır ve Özgür Küba pankartları açıldı. Arjantin'de ise Amerika protesto edildi. Buenos Aires'te Küba Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık Che Guevara posterleri açtı. Küba'ya uygulanan ablukanın sona ermesi talep edildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kötü günde de kardeşiz diyerek devrimci Küba hükümetine tam desteğini açıkladı. También en Cuba. Brezilya lideri Bolsonaro ise Kübalı eylemcilere destek mesajı yolladı. Bolsonaro, sosyalist cennet yanılsamasını dünyaya satan acımasız diktatörlüğün sona ermesini isteyen Küba halkıyla tam dayanışma içindeyiz dedi. Peki Küba'da son 30 yılın en büyük protestoları nasıl patlak verdi? En büyük sebep salgın. Geçen hafta günlük vaka ve ölümlerde rekor kırıldı. Sağlık merkezlerinde yoğunluk arttı. Ekonominin itici gücü turizm pandemide durma noktasına geldi. Enflasyon arttı, gıda fiyatları yükseldi. Küba'da internetin yaygınlaşması protestoların örgütlenmesini kolaylaştırdı.